ابدا لا لن نحيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسير لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي اللهم آمين Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan. amin. Allah azze ve celle'nin izni keremiyle, rahmetiyle, bereketiyle bize verdiği ömür ile tekrar bugün toplanma fırsatımız oldu. Çünkü bir sonraki haftaya tekrar beraber olur muyuz? Hep bunun endişesiyle yaşadığım için aynı şeyleri tekrar ediyorum. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değil biliyorsunuz. Hem benim için hem sizler için. Onun için sürekli bunun bilincinde olup imanımızı zirvede tutmamız gerekiyor. İmanımızı en üst seviyede tutmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun için de birbirimize çok ihtiyacımız var. Yani dünyalık işlerde olsun, uhrevi işlerde olsun, birbirimize nasihat konusunda olsun, birbirimize çok ihtiyacımız var diyebilirim. Bir önceki hafta biz masiyette itaatin caiz olmayacağını söyledik. Ve bu masiyetin ne olduğu ile alakalı bazı örnekler verdik. Dedik ki her masiyet sizin bildiğiniz gibi bir masiyet olmayabilir. İhtilaflı olabilir, size göre masiyet olabilir, baştaki emire göre masiyet olmamış olabilir. Dolayısıyla bu meselelere dikkat çektim özellikle. Bununla beraber şundan bahsettim. Dedim ki Müslüman olan emire kılıç ile karşı konulamaz dedim. Ama kişi emri bil maruf meyhanil münker yapabilir. Ondan dolayı eliyle diliyle bunları yapabilir. Peki eliyle nasıl yapar dedik. Şu örneği verdik dedik ki İmam Ahmet bin Hanbel ve ondan sonraki Hanbeliler evet kendi dönemindeki halifeler ne kadar zalim olmuş olsalar bile kılıçla onlara müdahil olmamışlardı. Neyle müdahil olmuşlardı? Mesela içki içtikleri zaman içki şişelerini kırarlardı. İçki fıçılarını kırarlardı. Bununla beraber çalgı aletlerini kırarlardı. İşte bu elle müdahaledir demiş alimler. Dille müdahale ise sizin de bildiğiniz gibi Ebu Said el-Hudri'nin Emevi halifesine nasihat etmesi gibi. Sen bidat çıkartın, Sen dinde yeni bir şey çıkardın diyerek müdahale etmesi gibi. Bu tür nasihatler olabilir. Bunların hiçbirini yapamadın. Kalben ne yaparsın? Kalben ondan beri olduğunu, buz ettiğini söylersin. Ama Müslüman olduğu sürece dedik ki emre itaat vaciptir, gereklidir demiştik. Ve emirleri kısımlara ayırdık. Dedik ki emirler beş kısımdır. Bazen emir olur ki bu sizin de bildiğiniz gibi halifedir. En büyük emirlik budur. Ondan sonra dedik bazı emirlikler vardır ki bu da hocalardır, alimlerdir, imamlardır bulunduğunuz bölgedeki bu mevkide olan insanlardır. Bazen emirlik olur ki bu kişinin işte evde olup kendi ailesinin reisi olur. Bazen emirlik olur ki eşinin üzerinde yönetici olur. Yani Müslüman bir koca olur. İlahiri bazen emirlik olur ki dedik bir emir onu komutan olarak tayin eder. Bir görev için tayin eder. O emir olur. İşte bunların hepsine itaat etmek farzdır. Ve bu emirler kendi aralarında büyüklüğüyle, küçüklüğüyle bap e, bap ayrılır dedik. Bunların hepsini anlattık ve bunlara itaatin gerekli olduğunu hatta şu ayete dahil olduğunu söylemiştik. Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. İşte buradaki sizden olan emir sahiplerinden kasıt dedik ki Müslüman olan emir sahipleridir. Öyle rastgele her emir sahibine itaat edilmez dedik. Israrla bunu söyledik. Çünkü burada önemli bir detay var dedik. Bugünkü müşrikler, münafıklar, fasıklar, facirler başımızdaki tağutları sanki Müslüman emirler gibi görüp onlara itaatin farz olduğunu söylüyorlar. Biz dedik ki bu büyük bir yanılgıdır. Böyle bir şey söz konusu dahil olmaz. Ki zaten bugün anlatacağım meselelerde bununla alakalı meseleler vardır. Şimdi ben Tekrar e, meseleme devam edeceğim. 36. BAP'tan kaldığımız yerden devam edeceğim. Zaman yeterse hariciler bölümünü değiştireceğim. Ama zaman yetmezse hariciler bölümünü bir dahaki hafta daha uzun işlemek istiyorum. Ama yeterse de değineceğim diyebilirim. Evet. 36. Hiç kimseye iyi olsun, facir olsun, kendisi üzerine bir yönetici tanımadan bir gece bile geçirmesi helal değildir. Evet. İşte bu bir önceki babı sağlamlaştıran başka bir bab. Yani iyi olsun, facir olsun. Yani iyi olsun derken adaletli de olabilir, zalim de olabilir. Adaletli de olabilir, zalim de olabilir. Ve bu imam senin üzerinde olduğu sürece ve emir olduğu sürece sana düşen ona itaat etmektir. Böyle bir emirliği duyduktan sonra bunlara beyat etmeden, bunlara kalben, gönül ile itaat etmeden bir gece bile geçirmen caiz değildir. Özellikle bize bu bab bunu söylüyor. Şimdi şunu söyleyelim kardeşler. Eğer Müslümanların başlarında şeriatın prensiplerini yerine getiren bir imam veya bir emir bir imam veya bir emirden kastımız ne? Ya bir imam olabilir. İmamdan kastımız yani emir el müminindir. Müminlerin emiridir. Veya bir emirdir. Yani müminlerin emirinin tayin ettiği bir emirdir. Komutan emiri olabilir. işte bir cemaatin başında emir olabilir. Fark etmez. Şeriatın prensiplerini yerine getirdikleri sürece mutlaka ama mutlaka onlara itaat etmek ve onların cemaatlerinden ayrılmak hiç kimseye helal değildir. Hiç kimseye helal değildir. Hani ben söylüyorum ya bizim Türkiye toplumunda insanlar ne cemaat biliyor ne itaat biliyor. Eğer gerçek manada şeriatın kendilerine emrettiği sınırların nasıl olduğunu bilmiş olsalar idi öyle sokaktaki gezen kadınlar gibi özgür kız gibi bir o cemaate bir bu cemaate gidip göz kırpmazlardı. Onun için diyorum. Müslüman bir yerde olur, bir yere tabi olur ve bununla beraber İslam'a hizmet etmek için çaba gösterir. Yani kendini parçalayan, farklı farklı bölümlere ayıran bir kişi hiç kimseye faydası olmaz. Ondan dolayı hangi cemaate gidersen, hangi cemaat için çalışırsan ona faydalı olursun. Yoksa bir oraya gidersin, bir buraya gidersin. Bu böyle olmaz. Yani İslam devleti dahi olsa her kişinin başında bir emir vardır. Bir kişinin başında beş tane emir olmaz. Her bölgenin emirlikleri vardır. Valileri vardır. O kişiye o bölge emiri emreder. Bu şuna benzer. Yani bir evin bir reisi olur. Önüne gelen ben bu evin reisiyim derse, senin çocuklarına, eşine bir şey emrederse olmaz ki. Kime itaat etsin bu adam? Onun için şunu bilmekte fayda var. Hani tasavvuf elinin çokça dillendirdiği ancak hak sözle batılı irade ettiği bir söz vardır. Herkes önünden yesin. Herkes önünden içsin. Onlar bununla tarikatı kastediyorlar. Biz ise bununla cemaatleri kastediyoruz. Öyle istediği cemaate gitsin, istediği hocayı dinlesin. Böyle bir şey yok yani kardeşler. Böyle bir şey yok. Yani biz kendimiz şunu söylüyoruz. Öyle önüne gelen hocayı dinleyin demeyiz önüne gelen cemaate gidin demeyiz. Bir kere Müslüman cemaatler var, Müslüman olmayan cemaatler var. Sen her cemaati nasıl olsa ismi cemaattir diye gidersen bir sürü batıl cemaat var yani. O zaman ilmi olmayan, avamdan olan insanlar hakla batılı birbirine nasıl ayırt etsin? Sen diyorsun ki git kendini bile bile ateşe at diyorsun. Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Onun için biz şunu söylüyoruz açık açık. Kardeşim her cemaate gitmeyin her cemaat için çaba göstermeyin. Sadece bildiğiniz Müslüman cemaatler için mücadele edin. Gidecekseniz oraya gidin. Oraya gidiyorsanız gidin. Gitmiyorsanız başka yere mi gitmek istiyorsunuz? Oraya gidin. Ama bir oraya gidin, bir buraya gidin. Böyle bir şey yok. Bu gereği gibi başındaki emre itaat etmemek babındandır. Bir de şunu da söyledim. Geçen hafta dedim ki sizden olan emir sahiplerinden kasıt her zaman emir el müminin değildir. Her zaman müminlerin emiri diye halife olması şart değildir. Bazen hocalar olur, bazen imamlar olur, bazen alimler olur, bazen komutanlar olur. Fark etmez. Eğer bir bölgede birine emir tayin etmişseniz ona itaat etmeniz gerekir. Aksi takdirde Müslümanların güçleri paramparça olur ve başarıya erişemezler. Neden başarıya erişemiyoruz? İşte bundan başarıya erişemiyoruz. Adam yeni Müslüman oluyor. Hocam diyor niye cemaatler paramparça? Cemaatler işte bundan dolayı paramparça. Bir, akide birliği yok. iki itaat yok. Zaten işin başı akide birliği. Yani itikatta birlik olmak. E sen bir cemaatle itikatta birlik olamıyorsan e zaten itaate birlik olamazsın. İkinci merhaleye geçemiyorsun. Bu sebepten dolayı biz diyeceğiz ki birincisi itaatta birlik, ikincisi itaatte birliktir diyebiliriz. O sebepten dolayı ehli sünnet ve cemaat bu meselenin ehemmiyetinden bahsettikten sonra şunu söylemişler. İşte biraz önce okuduğumuz ayeti söylemişler. Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. İşte buradaki sizden olan emir sahipleri kastedilen benim biraz önce bahsettiğim o 5, 6 ve daha da anlatabileceğimiz emirliklerdir. Yine Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şerifte şunu der. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim bana karşı gelirse Allah'a isyan etmiş, karşı gelmiş olur. Emire itaat eden bana itaat etmiş olur. Emire isyan eden bana isyan etmiş olur. Şimdi sen burada 3 kişi bir yola çıktın. Sizlerden bir yani üç kişiden bir tanesi emir oldu. Hepiniz bunda mutabık kaldınız ama sen ona itaat etmedin. İşte burada sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a asi oldun. Karşı geldin. Çünkü sen sünneti terk ettin. Sünnetin emrettiği şeyi terk ettin. Dolayısıyla küçük bir emirlik ama sen burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı geldin. Onu bilmen lazım. Yine, Başka bir hadis-i şerifte ise Peygamber Aleyhisselatu vesselam diyor ki: Şayet bu emirler sırtına da vursa, malını da alsa, sana düşen emri dinleyip ona itaat et. Dinle ve itaat et. Ve bunu ısrarla söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Şimdi buradaki lafızlar gerçekten Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın nubuvetinin delillerindendir. Normalde çok tecrübeli bir adam ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu söylediklerini söyler. Yani böyle 50 sene 60 sene çok cemaat değiştiren bir adam ancak bu sözü söyler. Ama Allah Azze ve Celle ona bildirdiği için ve vahiy olduğu için diyorsun ki sadaka Resulullah. Resulullah doğru söyledi. Neden onu açıklayayım size. Diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sırtına da vursa malını da alsa dinle itaat et. Genellikle emirler zalim olur. Genellikle emirler altında olan insanlara zulmederler. Bazen bu malını almakla olur, bazen onu dövmekle olur, sırtına vurarak olur. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cemaatin bozulmaması için, birliğin bozulmaması için bunu emrediyor. Diyor ki aman böyle de yaparsa itaat et. Peki bunun hikmeti nedir? Geçen hafta biraz anlattık. Bunun hikmeti şudur kardeşler. Müslümanların birliğinin bozulmamasıdır. Müslümanların birliği en ufak bir şeyde bozulursa Allah muhafaza daha büyük mefsedetlere yol açar. Örnek verecek olursak biz kendi evimizde bile ailemizle olan emirliklerimizde bile eşinle bir sıkıntı yaşadığın zaman ne diyor eşin? "Ya zulmettin bana." diyor. Şimdi eşine göre zulüm aslında zulüm değil. Onun için herkesin zulüm dediği zulüm olmayabilir. Bazen zulmetmiş de olabilir. Onun için bunların önünü kesmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki tamam öyle de yapsa itaat et diyor. Nereye bırak? Ahirete bırak. Eğer ki başındaki emir zalim ise sen bırak. Sen itaatini yerine getir. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle onun cezasını verecektir. Herkes hakkını dünyada almak istese alamaz zaten. Öyle bir şey imkan yok. Onun için biz bazen böyle kardeşlerle sıkıntı yaşıyoruz. İstiyoruz ki hemen hakkımızı alalım. Böyle bir şey yok ki. Bırak hakkını ahirete bırak. Allah Azze ve Celle el hakim olandır. Hakkını tas tamam alacaktır. Dolayısıyla bu demek istediğim hikmeti anlamışsınızdır inşallah. Onun için en ufak bir emirlikte yani insan eşiyle bile yaşadığı sıkıntılardan dolayı eşi kendisine sen zulmettin bana, sen zalimsin, sen şöyle yaptın, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona da diyor. Sırtına da vursa, malını da alsa itaat et diyor. Bu küçük emirlikler de olabilir. Komutan olabilir, hoca olabilir. Sana zulmetti, ben burada anlattım. Bir sözüm fazla geldi bir kardeşe. Ya hoca beni kast ederek şunu şunu söyledi. E tamam sabret. E ne olmuş yani sabret. Sabret, onun için dua et. De ki Allah onu sayesinde etsin de. İtaatten el çekmeni gerektirir mi? Gerektirmez. Tabii ki her halimi seveceksiniz diye bir şart yok. Veya eşiniz sizin her halinizi sevecek diye bir şey de yok. Zaten ilk evlendiğinizde birçok sıkıntılar yaşıyorsunuzdur. Şurasını beğenmedim, burasını beğenmedim. Eş diyor ki ben eşimin şu huyunu beğenmedim, bu huyunu beğenmedim. Beğenmeyebilirsin, itaat edeceksin. İtaat edeceksin. Bunu bilmekte fayda var. Onun için cemaat bilincinde olmayan, cemaat nedir bilmeyen insanları piyasada görüyoruz. Ne oldu diyoruz? Diyor ki ya işte hoca bana şunu 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 yaptı. Bana bağırdı, bana çağırdı. Ve benzeri şeyler söylüyor. Bunlar itaatten el çekmek için yeterli şeyler değildir. Değildir. İtaatten el çekmek için yeterli olan şey nedir? İnancın bozuk olması ve itikadın bozuk olması, yani kafir olmasıdır. Başka bir şey değildir. Bunu düzeltmek için çaba gösterirsin. Çaba gösterirsin, çaba gösterirsin, mücadele edersin, edersin, edersin. Sen zaten bu mücadele ettikten sonra onlar seni kovarlar. Merak etmeyin hmm. ya. Ama en ufak bir şey de hoca bana şunu söyledi, hoca bana bunu söyledi. Bundan dolayı ayrıldım demek bu doğru bir şey değildir diyebilirim. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam şunu söylüyor. Diyor ki emrinde hoşlanmadık bir şey gören olursa ona katlansın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Zira insanlardan birisi yöneticinin emrinden bir karış bile dışarı çıkıp o haliyle ölürse cahiliye ölümüyle ölmüş olur diyor. Bakın dikkat edin. Yani ayrıldı sana zulmetti. Hoşuna gitmeyen bir şey gördün ayrıldın. O şekilde öldün Allah muhafaza cahiliye ölümü üzere ölmüş oldun diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikle ama özellikle bize şunu tavsiye ediyor. Yani en hayırlı insanlar işte imamlarına dua edenlerdir diyor. İmamların da kendi etbasına zulmetmeyen imamlardır diyor. Yani imam kendi etbasına zulmetmeyecek, etbası da ona sürekli dua edecek. En hayırlı insanlar bunlardır diyor. Düşünsenize siz bir emir görüyorsunuz, emrini size sürekli iyilikte bulunuyor. E siz de bozulmasın diye dua edin, nankörlük etmeyin. Allah'a dua edin ki Allah Azze ve Celle size daha güzelini versin ve onun bazı hataları varsa hatalarını gidersin. Yoksa bir cemaat var, başındaki adamın hatasını arıyor, bir imam var, etbaasına sürekli zulmediyor. Bu ikisi de bunlar nedir? Bunlar olmayan şeylerdir. Onun için Müslümanlar birbirlerine bu konularda dua etmek zorundalar. Daha önceki meselelerde anlattım. Sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, o fitne dönemlerinde bu insanlara ne yapalım? Baş kaldıralım mı? Hayır. Namaz kıldıkları sürece hayır. Buradaki namaz kıldıkları sürece hayır. Biz bunu daha önce açıklamıştık. Demiştik ki kastedilen İslam devletidir. Şeriat tatbik ediliyordur. Bununla beraber halife aynı şekilde namaz kıldıkları sürece yani irtidat etmediği sürece devam edin diyor. Ama ne var burada? Ne şart var? İrtidat ederse ona itaat etmek zorunda değilsin. Ve geçen hafta şundan da bahsettik her biriniz hatırlarsınız. Dedik ki alimler o kadar itaat emretmişler ki o kadar Müslümanların canları, malları, ırzları büyük bir maslahat ki hep itaat edin, itaat edin, itaat edin. Zalim de olsa itaat edin. Hemen bakalım bir tarih sayfalarına göz atalım. Bakalım mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Emevi hilafetinde çok zulümler var. Ömer bin Abdülaziz geliyor. Zulmün bir kısmı bitiyor. Doğru mu? Çünkü insanların mallarını haksız yere yiyorlar. E, Abbasilere geliyoruz. O da aynı. Zulüm var ama hep itaat etmişler. Bununla beraber iyi ki de itaat etmişler. Neden? Çünkü İslam toprakları çok genişlemiş. İspanya'ya kadar gitmiş. Avrupa'nın bir kısmına kadar gitmiş. Afrika'ya gitmiş. E şimdi bunlar itaat etmeselerdi. Bunlar baş kaldırmış olsalardı İslam bu kadar genişlemez. Biz bugün İmam Kurtubi'den bahsetmiş olamazdık. Doğru mu? Ta Kurtuba'ya kadar gitmişler. Orayı fethetmişler. Dolayısıyla bu neyden kaynaklanıyor kardeşler? Başındaki imam zalim olabilir, fasık olabilir, içki içiyor olabilir ki Abbasi halifelerinden çok içki içenler vardı. Dolayısıyla itaat ettiler, itaat ettiler, itaat ettiler. Ondan sonra İslam toprakları genişledi. Biri gitti, başka biri geldi. Bir hayırlı geldi, bir hayırsız geldi. Ondan dolayı itaat etmek gereklidir Müslüman oldukları sürece. Bunu diyeceğiz. Burası çok önemlidir diyebilirim ve biraz önceki sözü tekrar edeceğiz. Diyeceğiz ki Allah isyan olan korularda itaat yoktur. İtaat ancak maruftadır diyeceğiz. İnşallah burada duralım. Vahirudavana enel hamdulillahi rabbil alamin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente ve töbüleke.